Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Mücadele Suresi Medine'den nazil olmuştur. 22 ayettir. Başka bir rivayette 20 ayetin Mekke'de, son 2 ayetin Medine'de olmuştur. Evet, görüş daha makbuldur. Kat semiyallahu kavlelleti tücadiluki fi zevciha teşteki ilallah ve allahu yesme'u tehavurekuma innallahu semi'in basir. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmalarınızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Kocası kendisini annesinin sırtına benzeten kadın durum gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayetlendi. Buyurdu ki onun üzerine haram oldu. Seni anneni benzet demek ki kendini haram etti. Kadın durumunu Allah'a şikayetlendiğini, halinin sıkıntılı olduğunu, çocukların küçük olduğunu beğendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine üzerine haram olduğunu söyledi. Kadın tekrar çocuklarının babası olduğunu ve onu sevdiğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine üzerine haram olduğunu söyledi. Bunun üzerine 4 ayet indi. Yani Ayşe Validem buyurdu ki Allah'a hamdolsun şanı yüce olan Allah bütün sesleri işitmekle çok vasi, yani geniş oldu. Muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele eden kadın evin bir köşesindeydi. Ben de onun yanındaydım. Sözlerin bazısını işitirdim. Bazısı bana gizli kalırdı. Muhakkak Allah-u Teala onların hepsini işitti. Hazreti Ömer Adıvan o kadın yanına geldiği vakitte ona ikram edildi ve şöyle dedi. Muhakkak Allah onun sözünü işitti. Allah bütün sözleri, hallerinin tamamını bilir ve işitir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. اَلَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللّٰئِ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّمْ لَيَكُولُنَ مِنْهُمْ كَرَمْ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ Sibahat indi. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anneleri değildir. Hanım hakkında zihar yapıyorsa, o sözü söylüyorsa o kadın onun annesi değildir. Onların anneleri ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Zihar, fıkıhta bu terimleri bilmek lazım. Zihar, ilah, iddet. Zihar kişinin hanımına şöyle demesidir. Sen benim üzerimde annemin sırtı gibisin. Yani annesinin sırtı nasıl ki bakamaz, şehveti tutamaz. Sen bana öylesin, yani haramsın demiş diyor. Annedir ki hanımını annesine veya bakması haram olan bir uzvuna benzetirse, yani nesep ve süt bakımından mahrem olan bir kadının uzvuna benzetirse, kızına, süt kızına, süt annesine gibi, kefaret vermedikçe ona haram olur. Bu işin bir kefareti var. Hakikatte zar yapılan hanımı anneleri değildir. Anneleri kendileri doğrandır. Kocanın söylemiş olduğu bu söz bilinmeyen ve batıl bir sözdür. Bu gibi hatanı söylemiş sözlerden kişiyi Allah affeder, aybini örter. O yüzden kefareti meşru etti. وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Kadınlardan zihar yapan kimseler sonra söylediklerinden dönerlerse hanımlarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size verilen öğüt budur, nasihat budur, vaaz budur. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Zihar yapıp sonra bundan dönen kocalar için kefaret olarak bir köle azadı vardır. Hanımına yaşmadan evvel kefareti vermesi gerekir. Bu hüküm bile vaaz ediliyorsunuz. Bu hükme tabi olmanız gerekir ki bir daha zihar yapmayasınız. Allah yaptıklarınızı bilir. Onun azabından sakının. Eğer koca kefaret vermekten çekinirse hanımı davayı kadıya bildirir ve hakim kocayı kefaret vermeye zorlar. Kefaretten evvel hanımına yanaşırsa ayrıca başka bir ceza gerekmez. Onun için istiğfar gerekir. Fakat hemen kefare vermesi lazımdır. Peki bunu bulamazsan ne olacak? Hemen lem yecid فَسْيَامُ الشَّهْرِينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
Tilke hududullah bil kafirin azabun elim. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla temas etmeden önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Köle yok şimdi, 2 ay oruç. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Ya Cenab-ı Hak şimdi kolaylaştırıyor. Bunlar Allah'ın hükümleridir, kafir için acıklı azap. Eğer köle azadından aciz kalırsa 60 gün veya 2 ay peş peşe oruç tutar. 60 gün sayar veyahut da 2 tane icra ay. Yalnız oruç esnasında Ramazan ve yasak günler bulunmaması lazımdır. Arada kefaret arasında orucu bozmuş olsa veya hanımına yarsa oruç kefaretine yeni baştan başlar. Evli olan kölenin zarardaki kefareti ancak oruçtur. Evli olan kölenin zarardaki kefareti, evli köle zarar yapmış. Bunun kefareti ancak oruçtur. Yediremez çünkü parası yok. Köle kendisi bir yani köle. Köle azat edemez. Eğer oruç tutmaya yaşlılık veya hastalıktan dolayı imkan bulamazsa 60 fakiri doyurur. Fitre miktarı yedirir veya kıymetini onlara verir. Bu sayılan hükümler Allah ve Resulünü şeriat hükümleriyle amel etmekte tasdik etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır ki onları aşmak caiz değildir. Bunlara tabi olmayan, bunlara amel etmeyen, bunları inkar eden kafirler için acıklı bir azap vardır. İnnellezîne yücadilûne fil yuhâdûne Allah ve Resûlehu kübitû kemâ kübitellezîne min kablihim kad enzelnâ âyâtin beyinâtin vel kâfirîne azâbun muhîn. Allah ve Resûlüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz muhakkak muhakkak apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. Allah ve Resulünün arasını ayırıp muharefet edenler, düşmanlık ve buğz edenler, kendilerinden evvel geçen inkarcılar, Resullere düşmanlık eden kavimler gibi başları zelil edecektir. Sirri rahmetullahi rivayet edilir ki, zayıf hakkında şaşarım ki son derece kuvvetli olan Rabbisinden isyan eder. Yani insan zayıf ama Mevla'ya karşı asıl olur. Dedi ki nasıl olur? Şöyle cevap verdi. İnsan zayıf olarak yaratıldı. Muhakkak Allah rızıkları verendir. Son derece yüce kuvvetli kuvvet sahibidir. İşte zayıf olan kul, kuvvetli olan Rabbisine isyanı acayip bir iştir. Evet, muhakkak manaları açık ve hasmı aciz bırakan ayetler indirdik. Son derece fesat ve belagatlı ayetler. Evvelki ümmetlilerden hiç kimse bunları tekzip edemedi. Kafirler için alçak edici bir azap vardır. Onlar her iki dünyada da azap edilirler. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّيهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları tek tek saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Kıyamet gününde Allah-u Teala evvelki ve sonrakilerin hepsini diriltip mahşere cem eder. Öyle ki onlardan hiç kimse geri kalmaz. Onlara işlemiş oldukları şeylerin hepsini haber verir. Böylece onları mahşer yerinde teşhir edip iyileri memnun ederek kötüleri rezil rüsva edecektir. Allah-u Teala bütün amellerini zapt etmiştir. Fakat onlar bunu unuttular. Müddet uzadığından veya kıyametin teşhirinden dolayı habersiz kaldılar. Allah-u Teala her şey üzerine şahittir. Yani hazır ve nazırdır. İşte bu ayetler emirlerini tutup yasaklarından sakınmak hususunda akıl sahipleri için kafidir, yeterlidir. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından sakınmak istiyorsan şu ayet sana yeter. Elem tara ennallâhe ya'lim mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı mâ yekünün min necvâ selâsetin illâ ve râbi'uhum ve lâ khamsetin illâ ve sâdisuhum ve lâ ednâ min zâke ve lâ ekser illâ ve mâ humine mâ kânûb sümme yunebbi'uhum bimâ amilû yevmel kıyâme innallâhe bi külli şeyin alîm. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli fısıldaştıkları yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Yerde ve gökte bulunan cevher ve arazlar, maddenin bütün kısımları, sabit olan eşya, hadiseler, olaylar hepsini ilmini kuşatmıştır. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. İsterse taşın içinde gizli olsun.
Sizi konuşan üç kişi yok ki dördüncüsü Allah'tır. Onlardan haberdardır. Beş kişi yok ki altıncısı ona da haberdar Allah'tır. Aralarında konuştuğu her şeyi bilir. Evet, dedi ki rivayete göre müşriklerin bazı kendi aralarında gece buluşup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde hile kurarlardı. İşlerinden biri dedi ki Allah dediğimiz işitir ve bilir. Dedi ki bazısını bilir bazısını bilmez. Üçüncüsü dedi ki eğer bazısını bilirse hepsini bilir. Bu üzerine ayetler inip onlara cevap verilmiş oldu. Miktarı aşağı olsun, fazla olsun fark etmez. Mutlaka Allah onlarla birlikte olup bütün işlerine muttalidir. Kıyamet günü de onları rüsva etmek ve cezayı hak etmek için yaptıklarını onlara bilecektir. Allah eşyanın tamamını bilir. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala kullarıyla birlikte bulunduğunu beyan etmiştir. Hadis-i Kutsi'de şöyle geldi. Ben kulumun bana olan zannı üzereyim. Beni zikrettiği vakitte kulumla birlikte olurum. Eğer beni nefsinde zikrederse ben de onun nefsinde zikrederim. Eğer beni bir toplulukta zikrederse ben de onu ondan daha ayrı bir toplulukta zikrederim. Şu ayet-i kerime ve bu kutsi hadis-i şerif ile anlaşıldı ki Allah-u Teala'nın beraberliği sadece bazıları has değildir. Fakat işin doğrusudur ki Allah-u Teala'nın kullarıyla beraberliği değişik cihetlerdendir. Kimisini muhasebe ve muhakeme için gözlettiler, kimisiyle dostluk için beraber. Yani. Mevla cümlemize dostluğu nasip etsin. Elem tara ilellezine nuhu anin necva sümme ya'udune lima nuhu anhu ve yeteca ve yetenacevne bil ismi vel udvanı ve masiyeti rasul. اَذَا جَاءُوكَ حَيَّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهِ وَيَكُولُنَّ فِي اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللّٰهُ بِمَا نَكُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ Gizli konuşmaktan men edildikten sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi işlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Cehennem onlara kafidir. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Onların halinden şaşmak ve fiillerini çirkin göstermek için gizli konuşmaktan ne edilirler? Burada hitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e veya her bir görmek sahibi olan kimseyedir. Bu menedilen kimseler sonra tekrar saklandıkları gizli fısıltılaşma işine dönerler. Düşmanlık, günah ve masiyet üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı gizli ittifak kurarlar. Sana geldiği vakitte Allah'ın seni selamlamadığı bir sözle seni selamlarlar. Bunlar Yahudilerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldikleri vakitte Esselamu aleyk, ölüm üzerine olsun derlerdi. Bunların selamından dolayı Ayşe validemiz çok öfkelendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlara verdiğim cevabı işitmedin mi? Ölüm sizin üzerinize olsun. Ve aleyküm. Deyince Resulullah sellem, yani dediğiniz şey sizin üzerinize olsun, ölüm sizin üzerinize olsun demiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini inkar ederek kendi itikatlarına göre kalplerinden şöyle derler. Bu dediğimizden dolayı Allah bizi azap etseydi ya, hani nerede azap diyor ya, işte onlara şöyle cevap verildi, cehennem onlara kafidir. Ayrı bir azaba gerek yok, oraya gireceklerdir. Orası ne kötü varacak yerdir. Ya yönüz amenu iza tenaceytum fela tetenace bil ismi vel udvan ve masiyetir rasul tenace bil bir ve takva ve takullahi lezi ileyhi tuşar. Ey madenler, aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun, sakının. Buradaki hitap fısıldaşan münafık ve Yahudilerin halini beyandan sonra halis müminleredir. Siz kafirler gibi, münafık ve Yahudiler gibi olmayın. Bir araya geldiğiniz vakitte Allah ve Resulüne itaat hususunda, takva üzere yaşamak hususunda kendi aranızda söz birliği edin. Allah'tan sakının, azabından korkun. Emredilen şeyleri işleyin. Zira Rabbiniz onun huzuruna tutacaksınız. İnne necva min şeytan yahzunellezine aminu ve lesi bizarrihim şeyin illa biiznillah ve alellahi feletevkil müminun. Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu iman edenleri üzmesi içindir. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar vermez. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Yasaklanılan fısıltı konuşmalar ancak şeytan tarafındandır. İnsanı bununla saptırır, mahiyetleri ona süsler. Bu fısıltılar ile iman edenleri üzmek ister. Kalplerindeki sükuneti bozar. Fakat bununla şeytan müminlere hiçbir şeyle zarar veremez. Ancak Allah'ın dilemesi müstesnadır. Bir iradesine ve dilemesine uygun olan yerde müsaade eder.
Müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. Hiç kimseden zarar vakı olmaz. Ancak Allah'ın dilemesi müstesnadır. Ayet-i Kerime'de tembih edilen şu ki halis müminler için şeytanın yüklemeye çalıştığı şeriatın malum işler karşısında sabretmeli ve şeytandan uzak durmalıdır. Rabbisine tevekkül etmelidir. Asla onun rahmetinden ümit kesmemesi gerekir. Zira şeytan bile Allah'ın kullarını azdırırken şöyle dedi. Ancak onlardan halis olanlar müstesna. Tabii halis olan kişi Allah'tan ümit kesmeyecek. Ya eyyühellezine amenu izâ kîle leküm tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillâhu leküm ve izâ kîle enşuzû fenşuzû yerfa'illâhu lezine amenu minküm ve lezine utul ilme derecât. Allah bimâ ta'melle habir. Ey iman edenler, size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size genişlik açsın. Size kalkın denilince de kalkın ki Allah sizden inananları, kendilerine ilim verilenleri dereceleri yükselsin. Allah yaptıklarınızdan beri dağıtır. Size din kardeşlerinizin bir tarafından mecliste genişlik açın, yer açın denildiği vakitte hemen yer açın. Kardeşiniz için oturacak yer verin. Böylece Allah sizin için genişlik açsın. Ayağa kalkın denildiği vakitte hem iman ve sevap ummaktan dolayı ayağa kalkın. İçinizden iman edenlerin ve ilim sahiplerini Allah derecelerle yükseltir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette 100 derece vardır ki Allah onları yolunda cihat edenler için hazırladı. Her bir derece arası gökle yer arası gibidir. Allah'tan istediğiniz zaman ondan firdevsi isteyin. Zira o cennetin ortası ve en yükseğidir. Üstünde Rahman'ın arşı vardır. Oradan cennet nehirleri fışkırır. Amin. Şunu bilmesi gerekir ki alimin derecesi diğerlerinin üstündür. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alim ile abid arasında 100 derece vardır. Allah amellerimizi bilir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ya eyyühellezine amenu izâ nâceytumur rasûle fekaddimû beyne yedey necvâkum sadaka. Zâlike hayrlüküm ve ethâr. Ve illem tecidû fe innallâhu gafurur rahîm. Ey madenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka takdim edin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız bilin ki Allah bağışlayandır, esirgendir. Buradaki hitap halis müminleredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gizlice konuşacağınız vakitte evvel sadaka verin. Az olsun, çok olsun, görüşmeye çıkmadan evvel sadaka verin. Bu durum sizin için işlerinizde kuvvet ve menfaat olsun içindir. Böylece sadaka vermeniz sizin için işlerinizde ve niyetinizde hayırlı, şüphe ve cimrilik kirlerinden nefislerinizi ziyadesiyle temizleyicidir. Eğer bir şey bulamazsanız bilin ki Allah muhafet edici olup kullarını rahmetiyle kuşatmıştır. Zira Allah her bir nefsi ancak taşıyacağı yükle yüklemiştir. Rivayet edildi ki müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok soru sorarlardı. Bu durum onun üzerine ağır geldi. Bunun üzerine ayet inip çok sualden insanlar men etti. Eşfaktum en tukaddimu beyne deyine cibatmi sadakat ve izlem tef'alû ve tâballâ aleyküm fe akimus salâtu ve atu zekâtu ve atıyullâhu ve rasûle ve allâhu habil mâ te'amelûn. Gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar takdim etmekten çekindiniz mi? Madem ki bunu yapmadınız ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a Resulüne itaat edin, Allah yaptıklarınızdan haberdar. Eğer böyle emredildiğiniz gibi bir sadaka veremezseniz ve Allah tarafından tövbeniz kabul edilirse, hatalarınız affedilirse artık namazı dosdoğru kılın. Farz edilen zekatı verin, Allah ve Resulüne emir ve yasaklarında itaat edin. Namaz ve zekatın hususunun zikredilmesiyle onların kıymetinin büyüklüğüne işaret edildi. Zira namaz, bedeni, ibadetlerin başıdır. Bütün ibadet nevilerini ihtiva eder. Zira onda kıyam, rükû, secde ve kaide vardır. Euzü besmele çekilir, kıraat edilir, tesbih, tahmid, tehlil okunur, tekbir ve sıralıdır. Zekat, mali ibadetlerin aslıdır. Onunla kalp kimlik ve mal sebebinde kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim temiz kazancından bir hurma yükü tasadduk ederse, ki Allah Teala ancak temizi kabul eder. Onun sadakasını Allah sahibiyle kabul eder. Sonra onu sahibi için büyütür. Sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi, taç, dağ gibi olur. Allah işlemiş olduğunuz zahir ve batını bütün amellerinizi bilir. Gizli ve aşikare ne varsa hiçbir ona gizli kalmaz. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah'ın kendilerini gazap ettiği bir topluluğu, dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardır. Bildikleri halde yalan yere yemin ediyorlar. Allah'ın gazap ettiği Yahudilerdir. Zira onlar Uzeyr Aleyhisselam için Allah'ın oğlu dediler. Bu yüzden Allah onlara lanet etti. Üzerlerine gazap etti. Onların bir kısmını maymana, bir kısmını domuza çevirdi.
Dedi ki bunlar münafıklardır. Zira Yahudileri dost edinirler. Müslümanlara karşı dost üzeredirler. Fakat içlerinde düşmanlık gizlerler. İşte böyle münafıklar sizin gibi halis müminlerden değillerdir. Yahudilerden de değillerdir. Onlarda vefa yoktur. Cehennemin en aşağı tabakası onlarındır. Yalan üzere yemin ederler. Kendilerinin İslam olduğunu iddia ederler. Rivayet edildi ki münafıklardan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturdu. Sonra gidip onun haberini Yahudilere bildirirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hücresinde otururken ashabından buyurdu ki yanıma bir adam girecek. Kalbi cebbar kalbidir. Şeytan gözüyle bakar. O sıra o münafık içeri girdi. Gözleri masmaviydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki beni ne için sövdün? Münafık öyle yapmadığına dair Allah'a yemin etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptın dedi. Arkadaşları gelip sövmediğine dair yemin ettiler. Bu yüzden ayet inip on yalanlarını bildirdi. Onlar bildikleri halde yalan söylüyorlar. Ya. Hatta Allah'ın lehum azaben şedida innum sa'man şa'nu ya'melun. Allah onlar için çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey çok kötüdür. Şu yüz çevirenler için şiddetli azap hazırlanmıştır. Onların kötü amel ettikleri şey ne kötü. Bulundukları nifak, haktan yüz çevirmek ve lanetlenen Yahudilerle dostluk kurmaktır. Tegazu eymanüm cümleten fesattuan sebilillah ve lehum azabun muhin. Onları yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolundan men ettiler. Bu yüzden onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Onlar yeminlerini kendilerini korumak için kalkan yapıyorlar. İnsanlar böylece Allah'ın yolundan men ettiler. Bu sebepten dolayı onlar için alçak edici bir azap vardır. Onlar hakkındaki tehdit tekrarlamıştır. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ اَصْحَابٌ نَارٌ فِيهَا خَالِدُونَ Onların malları da oğulları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda veremez. Onlar cehennem ehlidir. Cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Onların malları ve evlatları Allah tarafından gelecek olan bir cezayı tevk edemez. Zira o gün ne hiçbir mal evlat fayda vermez. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelen müstesnadır. Bu münafıklar ateşin ashabıdırlar. Ondan ayrılmazlar. Orada sürekli kalırlar. Devamdırlar. Oradan çıkamazlar. Her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler. Ve onlara şöyle denir. Yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın. يَمَيَ بَعْسُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّمْ عَلَى شَيْءٍ اَلَا اِنْيُمْ هُمْ الْكَازِبُونَ O gün Allah onların tamamını yeniden diriltecek. Onlar da dünyada size yemin ettikleri gibi ona yemin edeceklerdir. Kendilerinin bir şey hakka, bir hakka üzere olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. İşte Allah-u Teala onları hepsini huzura topladığı zaman o günde kendilerinin Müslüman olduğuna dair dünyada size karşı yaptıkları yemin gibi yemin ederler. Bunun kendilerine bir menfaat olacağını zannederler. Dikkat edin onlar bu hususta son derece yalancıdırlar. Onların haline şaşılır. Zira kendine hiçbir şey gizli kalmayan Allah'a karşı yalan gereği midir? Onu beşer gibi zannedip yalan konuşurlar. İstahvez aleyhim şeytan fensahum zikrallah ulake hezbu şeytan ela inne hezbe şeytan humul khasirun. Şeytan onları galebesi altına aldı da kapladı da kendilerine Allah'ı zikretmeyi oturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hüsranda olanlardır. Şeytan onları kapladı, istila etti. Kurtuluş yoluna götüren tahtten onları engelledi. Allah'ın zikriyle onlara oturdu. Dilleri ve kalpleriyle Allah'ı zikredemediler. Bu münafıklar şeytanın ordularıdır. Dikkat edin, şeytanın orduları hüsranda olanların ta kendileridir. Kıyamet gününde nefislerini zarara düşürdüler. اِنَّ لِزِنْ يُحَادُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُلَحْكَ فِي الْاَذَلِّينَ Allah ve Peygamber'in düşman olanlar, işte onlar zelil kimselerin arasındadırlar. Allah ve Resulü'nün itikat ve amellerinden muhalefet ederek itikat etmeyenler zelil kimselerdir. Kitaballahu le'ğlibenne ene ve Resulü innallaha kavîn azîz. Allah elbette ben ve Resullerim galip geleceğiz diye yazmıştır, hükmetmiştir. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Allah-u Teala lef-i mahfuza hikmetine binaen yazdı ve kararlaştırdı ki elbette ben ve Resullerim galip olacaktır. Katî ve açık delillerle veya keskin kılıçlarla. İki türlü yani. Allah kuvvet ve izzet sahibidir. Müslümanlara karşı peygamberine yardım eder, onların hepsine karşı galip eder. لَا تَجِدُّ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ رَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَائِهِمْ اَوْ اَبْنَائِهِمْ اَوْ اَخْوَانِهِمْ اَوْ عَشِيرَتِهِمْ اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيمَانَ وَيَدْعُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ
Feydukhiluhum cennatin tecri min tahti enhar ve kâle fiyâ radıyallahu anh ve radıyallahu anh ilâki hazbullah elâ inni hizbellâhum bil müflihûn. 22. ayette bu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah ve Resulüne düşmanlık olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Onlar Allah'a düşman, senin kardeşin, baban, akraban olsa da onlarla dostluk edemezsin. İşte onların kalbine Allah imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları kuvvetlendirmiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın taraftarları olanlardır. İyi bilin ki kurtuluş erenler de sadece Allah'ın taraftarı olanlardır. Allah ve ahiret gününe iman eden bir topluluk, Allah ve Resulü'nün muhalefet eden bir topluluğu sevmez. Onlara dostluk kuramaz. Sese bu kimse de babaları, oğulları, akrabaları, kavmi kabileleri olsun fark etmez. Zira onlar, bunlar din hususunda farklı olan kimseler ile kardeş değillerdir. Bu müminler için kalplerinde iman yazılmıştır ve Allah tarafından bir ruh ile kutlanmıştır. Allah yardım ile hayat bulmuşlardır. Zira iman kalbin hayatıdır. İşte iman olan adam kalkıp da kafiri nasıl destekliyor? Anlayın demek ki iman zayıf. Namaz kıldığı halde küffara destek veriyor. Kafirin metini yapıyor. Demek ki iman sarsılmış. Gerçek mümin, müminleri dost bilir. Onlar ağaçlarının ve köşklerinin altından dört nehrin aktığı cennetlere girecektir. Orada ebedi kalacaklar. Ölüm, hastalık, fakirlik, yok olmak gibi bir korku yok. Allah onlardan iman ve taatleri sevgiyle razı olmuştur. Onlar da Allah'tan keramet ve mükafatlarla razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın ordularıdır. Dikkat edin, Allah'ın orduları kurtulanlardır. Sevdiklerine zafer bulanlardır. Şeytanın orduları ise mahrum olup uçarılmışlardır. Rivayet edildi ki Ebubekir radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babası Ebu Kuhafe'nin babası Ebu Kuhafe'nin etkili uzatmış. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh ona bir vuruşla vurdu. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki öyle mi yaptın? Dedi ki evet. Buyurdu ki öyle yapma. Dedi ki Allah emin olsun ki yakınımda kız olsaydı elbette onu öldürürdüm. Bunun üzerine ayetler indi. Daha sonra babası da Müslüman oldu. Ya. Görüyor musun ne kadar Efendimiz Hasan'a karşı bağlı. Sevgisi var, muhabbeti var. Tavuz kondurmuyor. Babası da olsa. Başkası ona müsaade etmiyor. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim mücadele süresini okursa kıyamet gününde Allah'ın ordusunda yazılır. Ya Rabbi onlardan razı ol. Bizi de onlardan yap. Bütün lütfunla da Allah'a şerefine, zira sen dilediğini yapmaya kadirsin ve dualarıza ibadet etmeye layıksın.